اللهم افتح لنا افتح لنا ابواب فضلك وابواب رحمتك يا تي من من السنين اللهم اعز الاسلام بها Turkish government and we have reached Turkish government. Buna sahip çıktık. Bir de projenin şeyi güzel. Yani yetim külliyesi, yetim okulu. Burada bildiğiniz gibi bölge Dadaab dünyanın en büyük mülteci kampı. 800 bin tane mülteci yaşıyor Dadaab mülteci kampında. Ve orada doğup büyüyüp ölen insanlar var. Bu insanlar sadece yaşamayı düşünüyorlar. Başka bir şey düşünemiyorlar. Eğitim falan zaten akıllarına gelmiyor. Buradan mezun olduktan sonra da yüksek öğretimlerini de inşallah Türkiye'de yaptırmayı düşünüyoruz. Bu çok önemli. Bunların içerisinde hakikaten çok zeki insanlar var. Onu söylediler bize. Dadaab kampından öğrenciler var burada. Onlar da hep yetim öksüz. Aslında buranın kapasitesi çok ama yatılıya çevirdik. Yani 250 civarında şu anda bir kapasiteye düşürüldü. Çok müthiş bir talep var. Bu talebi karşılayamıyoruz şu anda. Bu yaptığımız ortada cami var. Mesela etrafında 4-5 tane 6 tane bina var ama yetmiyor. Bir talep geldi tekrar bir bina yapalım diye. Bunun da yetmeyeceğini biliyoruz. 300 dönüm kadar bir yer tahsis etmişler. Bu 300 dönüm tahsis ettikleri yerin sadece bir 30 dönümü kullanabiliyoruz. İnşallah bu yetimhanede 180 tane yatılı çocuğumuz kalacak. Toplamda da 256 öğrenci eğitim görecek. Burası sadece yetimhane değil, aynı zamanda akademik eğitim verilecek. Hem ilkokul hem de ortaokul. Burada bir meslek lisesini de açmak istiyoruz. Bu işler tabii ki bizim Kadir Şinas milletimizin merhametiyle oluyor. Bu okulun yapılmasına bir bağışçımız vesile oldu. Mehmet Fındıkkaya isimli kardeşimiz annesinin ve babasının ismini verdi. İnşallah annesinin babasının ismini sadaka-i cariye olarak bu okulda inşallah yaşatacak. Tabii onlar bağışı yaptılar, bize emanet ettiler. Burada 250 tane yetim çocuğun emaneti bize teslim edilmiş oldu. Umut ediyoruz, dua ediyoruz ki yetimin hakkını vermeyi de Allah bizlere nasip etsin.